TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 17 Şubat Pazartesi. TKP'nin sesine hoş geldiniz. TKP'nin sesine iletilen sorularla farklı bir bakış açısı kazandığını bizlerle paylaşan dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Her pazartesi olduğu gibi bugün de dinleyicilerimizin yönelttiği bir soruyu yanıtlayacağız. Bir dinleyicimizin sosyalizm hakkında olduğunu ifade ettiği soru şöyle. Çöpçü ile doktor aynı maaşı mı alacak? Bu soru sanırım sosyalizm hakkındaki en popüler sorulardan biri. Ama sosyalizmde nasıl olacağına bakacaksak ilk not etmemiz gereken şu. Soruda geçen 3 kavram da yani çöpçü, doktor ve maaş sosyalist bir düzende bugün bildiğimiz anlamlarından çok farklı anlamlara sahip olacak. Maaş kavramından başlayalım. Maaş ya da ücret. Bugünkü sömürü düzeninde emekçilerin ürettiklerine patron sınıfı el koyduktan sonra geçinmesi için emekçiye bıraktığı payı anlatıyor. Aslında ertesi gün ya da ertesi ay işe yeniden gelmesi ve aynı görevleri sürdürmesini garantileyecek kadar bir miktar emekçiye ücret olarak veriliyor. Emekçilerin ürettiklerini düşünecek olursanız ellerine geçen miktar bunun çok çok azı. Geri kalanı patronun kasasına giriyor. Bir bölümüyle patron yeni yatırım yapıyor, yeni makineler alıyor, birkaç işi daha istihdam ediyor olabilir. Ama büyük çoğunluğu kar olarak cebinde kalıyor. Emekçiler maaş alıyor almasına ama mutfaktı, kiraydı, faturalardı, borçlardı, toplu taşımaydı derken belki de o maaş aldığı gün elinden gidiyor. Oysa sosyalizmin en büyük farkı maaşın çoğunun su gibi aktığı bu temel ihtiyaçların bizzat devlet tarafından ücretsiz ve eşit bir şekilde karşılanacak olmasıdır. Dahası spor, kültür, sanat, eğitim, tatil gibi faaliyetlerin de ya ücretsiz ya da sembolik ücretler karşılığında yapılabilmesi sağlanır. Tüm bunlardan sonra maaşın anlamı elbette bugün olduğundan farklı olacak ve ne kadar olduğu çok da önemsiz hale gelecektir. Doktor ve çöpçü deniyor. Çünkü biliniyor ki bugün kapitalist bir ülkede bu ikisinin eline geçen para arasında belki de 10 kat, 20 kat fark var. Doktor ve çöpçünün eline geçenle milletvekilinin, bakanın eline geçen arasında belki 30 kat fark var. Oysa sosyalizmde ücretler arasında bugünkü gibi büyük farklar söz konusu olamaz. Örneğin bir fabrikadaki bir yöneticinin fabrikadaki diğer işçilerden onlarca kat fazla ücret alması, bu sayede patron değilse bile sanki patronmuş gibi işçilerin sömürülmesine ortak olması düşünülemez. Bir doktorun aldığı yüksek miktardaki parayı biriktirip bir yerde özel hastane açması ve başka doktorları, hemşireleri, sağlık memurlarını orada çalıştırması söz konusu değildir, yasaktır. Ya da bugünkü tabirle sınıf atlama durumu yoktur. Tüm yurttaşların haftanın belli günü, belli saat çalışması bir hak ve bir zorunluluktur. Bir bölümünün daha çok çalışıp daha yüksek ücretler alması, bugün olduğu gibi diğerlerine ezip geçerek yükselmesi, nihayetinde geride kalanın kapı dışarı edilmesi söz konusu değildir. Yurttaşlar arasında eşitlik ve dayanışma duygusunu zedeleyecek bu gibi uygulamaların önüne devlet tarafından set çekilir. Öte yandan böyle olması kimseyi tembelliğe de etmez. Çünkü herkes diğer herkes gibi ülkesi için, yurttaşları için çalıştığının bilincindedir. Eğer belli zorlukları olan istisnai bir işe yurttaşları yönlendirmek için maddi bir teşvik gerekiyorsa bile bu mümkün olduğunca sınırlı ve geçici tutulur. Nitekim paranın belirleyiciliği azaldıkça ve bilimin gelişmesi sayesinde o işin zorlukları da kolaylaştıkça böylesi teşviklere olan ihtiyaç ortadan kalkar. Ayrıca sosyalizm insanın refahını gözeten bir sistemdir. Sosyalizmde toplumsal hayatın düzenlenmesi için gerekli olan birçok iş, buna çöplerin toplanması da dahil, mümkün olduğunca ileri teknoloji kullanılarak gerçekleştirilecektir. Böylece görevi çöplerin toplanması olan yurttaşların hem bu ileri teknolojiyi kullanabilecek eğitimden geçmesi hem de diğer tüm yurttaşlar gibi iş dışında kendilerini geliştirebilecekleri boş zamanlarının olması sağlanacaktır. Dolayısıyla bir çöpçü aynı zamanda mahallesinin takımıyla şampiyon olmuş bir satranç oyuncusu, ilçesindeki çocuk korosunun şefi, hatta kendi bölgesinden milletvekili de olabilir. Bugünkü gibi okuma, kendini yetiştirme olanağı elinde olmadığı için çöpçü olmak zorunda kalmış değil,
toplumun ortak ihtiyaçları arasından bu işe gönüllü olmuş olduğu için çöpçülük yapıyor olacaktır. Bunu yapıyor olduğundan yüksünmeden, gururla ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak. Elbette tüm bunları anlayabilmek için bugün yalnızca cüzdanın dolgunluğuyla ölçülen toplumsal statü denen şeyin sömürü ortadan kalktığında bambaşka değerlerle ölçülebileceğini hayal etmek gerekli. Zira itibar edilecek olanın akçe değil bilinç, kurnazlık değil fedakarlık olduğu bir düzen sosyalizm. Daha yüksek maaş kazanabilmek, bir ev, bir araba sahibi olabilmek için yalakalık etmenin aşağılanacağı bir sistem. Oysa bugünkü düzen, yani kapitalizm, böyle maddi ödüllerle insanların aklını almakta o kadar mahir ki. İşte ücretler arasındaki büyük farklar, kapitalizmin yüksek ücretlileri kendi neferi haline getirmesinin bir yolu. Son olarak şunu söyleyelim. Temel mesele doktor ve çöpçünün aldığı maaşın eşitlenmesi de değil. Doktor ve çöpçü her ne kadar bugünkü düzende maaşları da geçim olanakları da birbirinden epey farklı iki kesim ifade etse de sonuçta ikisi de emeğiyle geçinen sınıfa dahiller. Oysa toplumun çok küçük bir azınlığı, patron sınıfı dediğimiz azınlık, milyonların emeğiyle devasa servetler elde ediyor. Bugünkü düzende imkansız ya, diyelim ki bir doktor, çöpçü ve diğer tüm emekçiler eşit maaş aldı. Bu yine de toplumsal eşitsizliği bitirmeyecek. Çünkü temel mesele başkasının emeğiyle zenginleşmenin ortadan kaldırılması. Ve kaldırılacak. Şüpheniz olmasın. Bunu birlikte başaracağız. İşçi işçi diyorsunuz, hepsi AKP'ye oy vermiyor mu? Dış ülkelerle ilişki nasıl olacak? Herkes bir düşman olursa nasıl ayakta kalacağız? Müslüman biri komünist olabilir mi? Bu halk cahil. Yarın önüne çıkanın peşine yine takılır gider. Emeğinize yazık değil mi? Hiç mi iyi bir şey olmuyor? Her şeyi eleştiriyorsunuz. Biraz nefes almak hepimize iyi gelmez mi? Bu sistemin içinde çalışıp bu sistemi nasıl değiştireceksiniz? Sorularınızı bekliyoruz. Türkiye Komünist Partisi'ne iletişim@tkp.org.tr adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Bugün 1977'de kurulan Yeni Türkiye'ye kulak veriyoruz. Grubun 1979 yılında kaydettiği ve 12 Eylül darbecileri tarafından yasaklanan ilk albümleri olan Buğdayın Türküsü'nde yer alan Özgürlük adlı şarkının sözleri Yaşar Miraç'a, müziği ise Selim Atakan'a ait. Adı özgürlük olan bir ülkede doğdum ben. Suyun, toprağın, göğün adı özgürlük olan. Ben giz sütünü içtim güneşin memesinden. Adı özgürlük olan Işıklar anasında. Dağların kucağında, yeşilin beşiğinde bir badem saz damladı. Yüreği sevdan arı, al gonca dudakları. Adı özgürlük olan bir kıza gönül verdi. Yunus Karaca da oldu, adı özgürlük
kaldı özgürlük olan kuşamları kuşandı karanlığı ışıkla zulmü sevgiyle aştı adı özgürlük olan düzen için savaştı. TKP'den haberler. TKP Merkez Komite üyesi Erhan Nalçacı, Suriye krizinde ana akım medyanın oluşturduğu söylemi sol portaldaki köşesine taşıdı. Medyanın ürettiği ideolojik yükü ağır böylesi bir dili yüzünden gerçeklik duygumuzun sarsıldığını belirten Nalçacı, yazısında ana akım medyada yaygın olarak kullanılan kimi sözlerin arka planını irdeledi. Suriye rejimi, etkisiz hale getirilen rejim unsuru, Suriyeli muhalifler ve Özgür Suriye Ordusu tabirleri üzerinden Suriye'ye dair bütünlüklü bir siyasi analiz sunan Nalçacı, aynı zamanda medya tarafından yürütülen algı oyununun boyutlarını gözler önüne serdi. TKP Merkez Komite üyesi Mehmet Kuzulugil, son zamanlarda insanı isyan etme noktasına getiren doğalgaz faturalarına dair bir yazı kaleme aldı. Isınma hakkı başlıklı yazısında doğalgaz faturaları ve yoksulluk nedeniyle gerçekleşen intiharlara değinen Kuzulugil, fahiş faturalara karşı yükseltilen ısınma hakkından söz etti. Kuzulugil, toplumsal bir hak olan ısınma hakkının birilerinden talep edilen bir şey değil, herkesin sıcak bir evinin olacağı bir toplumsal düzen için örgütlenme çağrısı olduğunu vurguladı. Patronların ensesindeyiz dayanışma ana ulaşan meslek liseli stajyer öğrenciler yaşadıkları sorunları anlattı. Çoğu iş yerinin ara tatili bahane ederek ücretlere eksik yatırdığını belirten stajyerler, kim iş yerlerinde ise patronların asgari ücrete yapılan zammı ücretlere yansıtmadığını ifade etti. Öğrencilerin en çok şikayet ettiği konu iş yerlerinde taciz ve baskı olurken yönetmene aykırı olarak uzatılan çalışma süreleri ve kendi iş tanımları dışında omuzlarına yüklenen angarya işler de bir diğer şikayet konusu. Patronların ensesinde sitesinde yayınlanan haberde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un geçtiğimiz günlerde meslek liseli stajyerleri patronların hizmetine sunmakla övünmesi de hatırlatılarak tüm meslek liseliler yaşadıkları hak gasplarına karşı patronların ensesindeyiz dayanışma ağıyla temasa geçmeye davet edildi. Siz de iş yerlerinizde yaşadığınız tüm hak gasplarını patronların ensesindeyiz ağına ihbar edebilir, sürdürdüğünüz direnişinizi paylaşabilirsiniz. Sömürcüleri ihbar etmek için 0541-940-0514 nolu hattı arayabilir, patronların ensesindeyiz.org adresine başvurabilirsiniz. Altay Çeşme Semt Evi ve Narlıpınar sitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen temel afet bilinci konulu eğitim çalışmasının ilk toplantısı geçtiğimiz cumartesi akşamı mahallelilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Konuşmacı olarak Maltepe İtfaiye Ekip Amiri İsmet Macit'in yer aldığı toplantıda afetlere yönelik farkındalık oluşturmak için düzenli bilgilendirme ve yönlendirme yapacak Afetlere Hazırlık Koordinasyon Birimi kurulması kararlaştırıldı. Bu akşam saat 8'de ise temel afet bilinci eğitiminin ilk yardım başlıklı ikinci bölümü Maltepe İtfaiye Ekip Amiri İsmet Macit'in sunumuyla Altay Çeşme Semt Evi'nde gerçekleştirilecek. Tüm semt sakinlerini bu faydalı toplantıya bekliyoruz. Semt evlerinde aydınlanma seminerlerinin 6.sı başlıyor. Neden laikliği savunuyoruz başlıklı aydınlanma seminerleri önümüzdeki günlerde pek çok semt evi ve TKP örgütlerinde gerçekleştirilecek. Bunlardan ilki yarın akşam saat 8'de Sol Portal yazarı Orhan Gökdemir'in sunumuyla Yayla Semt Evi'nde yapılacak. Tüm Bahçeli Evler sakinlerini aydınlanma seminerimize bekliyoruz.
Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.